Üçüncü dönemde işte hangi tedbirin, hangi kurallarla ve hangi sırayla kaldırılacağı çok önemli. Eğer birdenbire en riskli tedbirleri kaldırırsak, o zaman birdenbire vakaların artışını gözleriz ve sonra geriye dönüp tekrar tedbirleri yeniden koymak zorunda Bu kalırız. kaldırılmaması gereken en riskli tedbirler dedikleriniz neler hocam? Evet, şimdi şöyle, tabii buna devlet karar verecek. Yani Tabii ki. çünkü devlet iki şeye bakacak. Bir sosyal faktörler nedir? İki ekonomik faktörler. İşte sosyal faktörler deyince işte 65 yaş üstünün, işte 20 yaş altının evde kalması, bunların hangisi öncelikli? İşte ekonomik faktörler de bir sürü, onu biliyoruz. Şimdi bunların içerisinde bence en az riskli olan birincisi 65 yaş üzerinin, özellikle bu hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu zaman işte dışarıya çıkarılması. Çünkü bu insanlar temiz. Yani bunların virüsü taşımadığını biliyoruz. Çünkü bunlar 3 tane 14 günlük dönemdir evdeler bunlar. O Doğru. yüzden virüsü alanlar belli oldu zaten. Evet. Belirtileri çıktı, hastaneye gittiler. Ama ikinci sırada 20 yaş altı var, onlar da temiz. Onlar da en az 2 tane 14 günlük dönemden beri Tabii. evdeler. Ondan sonra en az riskli olan küçük iş yerlerinin açılması. Yani işte çok sayıda insanın bir araya gelmediği, örneğin berberler, kuaförler olabilir. Oraya işte belli kurallarla, eğer varsa havalandırması, havalandırarak, işte en fazla 2 tane müşteriyi bir arada alarak gibi Gibi. kurallarla buraların açılması da az riskli olaylar. Evet. Ama en riskli olaylar mesela bayramlaşmaların serbest bırakılması ya da alışveriş merkezlerinin tam kapasiteyle açılması. Açılması gibi. Çünkü açık havayla kapalı bir alan arasında çok fark var risk açısından. Eğer birdenbire kapalı bir ortamı açarsanız, orada insanları kontrol etmeniz, onların işte sosyal mesafesini, işte Mümkün değil yani maskesini falan kontrol mümkün edebilmek. değil. Evet. Evet. Ve zaten çok kısıtlı da açarsanız, yani içeriye çok az sayıda müşteri alırsanız alışveriş merkezine, o da oradaki mağazaları kurtarmaz. Yani Tabii. onların açık kalmasına yetmez. O yüzden en riskli olan alanlardan biri o ve diğeri de okulların açılması. Tabii ki şimdi koronavirüsle birlikte aynı zamanda bu aralarda dilimizde Mehmet Hocam ikinci dalga dolanıyor. İkinci dalga ile alakalı bir haberimiz var. Japonya'da korona şoku başlığı altında koronavirüs salgınına karşı mücadelede örnek gösterilen ülkeler arasında bulunan Japonya'da son gelişmeyle büyük bir şok yaşanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido adasından İkinci dalga salgın başladı. Bizde böyle bir salgının görünme olasılığı ne hocam? Aynı zamanda şu anda elimizde gerçekten güçlü bir ilaç tedavisi veya aşı olmadığı için elimizdeki şu an en büyük kozumuz ne ikinci dalga yaşanmaması için? Şimdi bir defa şöyle söyleyeyim. Bu işte Japonya'nın yaşadığı olay aslında ikinci dalga demiyor sana. Epidemiolojide yani salgın biliminde ikinci dalga demek işte siz bitireceksiniz şeyi, salgını. Sonra aradan bir normal süre geçecek, ondan sonra yeniden Evet. başlayacak. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. İşte tam da üstüne yem verdiğiniz bu örnek gibi biz de üçüncü dönemde yani tedbirleri birdenbire hesapsız kaldırırsak Japonya'nın yaşadığını yaşayacağız. Evet. Yani bunun işte biz de kaldıralım tedbirleri, insanlar da biraz rahat etsin falan deme şansımız yok. Yok. Bu üzerine denenebilecek bir olay değil. Değil. Çünkü bakın ben size bir şey söyleyeyim, aşıyı Buyurun. söyleyeyim. Şimdi genellikle aşı çalışmaları yapmamış insanlar çok rahat konuşuyor. Yani işte bu Eylül'de çıkar, seneye de bakın bir defa etkili bir aşı bulma şansımız böyle çok yüksek değil. Çünkü bakın biz 200'den fazla böyle salgınlar yapmış, canımızı yakmış, bulaşıcı hastalık olmuş yüzyıllar içerisinde. Hala devam ediyor bunlar ve sadece 30 tanesine yaklaşık aşı geliştirilebilmiş. Ve bunların da İşte bir 16 tanesinden diğerleri çok pahalı olduğu için yaygın uygulama alanı bulamamış. Bakın bu üçüncü korona salgınımız. Koronavirüslerle 60 senedir tanışıyoruz biz. Henüz daha bir tane bile etkili aşı yapamamışız. Ay doğru. Şimdi
Evet, bazı ada yaşlılar var. Bunların 8'inde insan denemelerine başlandı ama bakın bir aşı bulduğumuz bir molekülün aşı olarak etkili bulunması ve üretilip kullanılması ihtimali %3 sadece. Yani O bu kadar. 8 tanesinin her birinin %3. Evet. Hadi diyelim ki bakın bunları yaptınız, şunu hesaba katmadan bu tarihleri veriyorlar. Mesela biz genç yetişkinlerde yapılır bu çalışma. Bunları yaptık Eylül'de, aşı etkili dedik. Bitmiyor ki. Evet. Bizim esas bir doz çalışmaları lazım. Kaç dozda etkili olacak? İki, bizim esas hedefimiz 65-60 yaşın üstü ve kronik hastalığı olanlar. Bunlar bağışıklığı iyi olmayan insanlar. Evet. Genç yetişkinlerde etkili çıkan aşı bunlarda etkisiz çıkabilir. Bunun örnekleri çok. Evet. O yüzden onlarda da ayrıca çalışılması lazım. Evet. Dolayısıyla aşıyı bu salgının bitirilmesinde bir rolü olacak faktör diye hiç düşünmemek Böyle lazım. bir beklentiye şu anda girmek için çok erken de Tabii. diyebiliriz. Az önce de Hayır, aşı söyle. şurada ama bakın bu çok önemli. Buyurun. Aşı şurada işimize yarayacak. Ben onu dördüncü ve beşinci dönem diyorum. Yani biz kontrollü yaşarken, Evet. salgını kontrol altına alıp kontrollü yaşarken aşı bulunup uygulanabilirse kontrolsüz eskisi gibi 10 Mart'tan öncesi gibi yaşama şansımız var. Çin'e bağlı özel şehir olan ve 2 haftadır hiçbir yerel vakanın görünmediği Hong Kong'da hafta sonu insanların plajlara akın ettiği bildirildi. 11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi. Koronavirüse yakalanan 1040 kişiden 879'u da iyileşti. Hocam haberle ilgili yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi bakın bu da aslında gene bilimsel bakılması gereken bir taraf. Şimdi ben bu şekilde de dört safhaya ayırıyorum salgını. Birincisi bakın dikkat ederseniz bu salgın işte bir büyük şehirden ya da bir kalabalık bir bölgeden başlıyor. Bütün ülkelerde. Evet, Türkiye'de evet. İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, işte Rusya'da Moskova, işte İspanya'da Madrid gibi. Şimdi daha sonra diğer orta büyüklükte şehirler var. Bunlar da biraz daha geç, biraz daha yavaş başlıyor. Küçük şehirlerde çok daha az odakta başlıyor. Yani bunu ormandaki böyle yangın odakları gibi düşünürseniz. Şimdi ilk başta önlem alırsanız, yani ilk daha birinci safhada büyük şehirlerde hastalık birkaç odakta başlamış ama diğer şehirlerde henüz çok problem yok. Burada önlem alırsanız zaten böyle 30 vaka, 40 vaka, 100-200 vakayla geçiriyorsunuz. Bunun bir örneği Hong Kong'dur, bir örneği işte Güney Kore'dir. Böyle birkaç ülke var, çok değil. İkinci, bu dönemde alamazsanız eğer örnekleri, işte büyük şehirde biraz daha yayılıyor. Orta büyüklükteki şehirlerde biraz daha artma devam ediyor. Ama küçük şehirlerde yeni yeni başlıyor. Burada örnekleri alırsanız, o zaman bunu işte böyle on binlerce, bazen 100 bin, 120-130 bin vakayla atlatıyorsunuz. Evet. Buradaki örnekler de işte Çin, Türkiye, ondan sonra birçok işte ülke var bu şekilde sayacağımız. Üçüncü gruba gelince orada artık iş daha da büyüyor. Küçük şehirlerde de vakalar artmış oluyor. Ve aldığınız önlemler daha geç sonuç Evet. veriyor. Daha yüksek vakayla çıkıyorsunuz. Evet. Bunlar İşte Fransa, İngiltere, İspanya, Evet. İtalya gibi ülkeler. Mehmet Dördüncü hocam, grup. çok Evet. kıymetli bilgiler veriyorsunuz ama reklamlara gitmek zorundayım. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Tamam. Daha aslında konuşacağımız çok fazla konu vardı. Önümüzdeki günlerde inşallah tekrar bağlantı yapmak üzere diyorum İnşallah ve kolay kısa bir araya gelsin. gidiyoruz. İyi Aradan bak. sonra Profesör Sağ ol. Doktor Mehmet Murat Tuncer hocamla sohbetimiz devam edecek. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Mehmet Murat Tuncer hocamız yanımızda ve aynı zamanda az önce alelacele kapattım telefonu. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız tekrar hattımızda, son sözlerini bitirmesini rica edeceğim. Aynı zamanda özür de dileyeceğim tabii ki böldüğüm için reklamlardan dolayı. Rica ederim. Şimdi şöyle, bu demek ki bizim artık belli bir kontrol noktasına gelmemiz mümkün. Ama neden insanlar şunu düşünüyor? Neden hani bazı özellikle küçük illerde işte çok tedbirler alınmamasına rağmen, işte pazarlarda insanlar yığılmasına rağmen bu kadar kolay kontrol altına alınıyor diye. Bakın burada insanların tedbirlere uyması çok önemi var.
O sokağa çıkanların içerisinde virüsü taşıyan olma ihtimali düşük vaka az olduğu için o illerde. Ve bir de bir şeyi anladık biz. Bu salgının başında ben de dahil hepimizin zannettiği gibi böyle poşetten, poliden, elbiseden, ayakkabıdan falan pek bulaşmıyor virüs. Yani mümkün değil demiyorum ama gördüğümüz vakalardan öğrendiğimiz bu iş %90 karşılıklı solunum yoluyla bulaşmayla oluyor. Evet. Yani eğer sosyal mesafeye dikkat edersek işin %90'ını çözüyoruz. Geriye kalan %10'u da bir hastanın hemen böyle öksürüp hapşırığıyla bir yere bulaşmış işte damlacıkları alıp ağzımıza burnumuza elimize götürmemizle bulaşıyor. Evet. O halde demek ki el yıkamaya ve sosyal mesafeye herkesin maske takmasına dikkat edersek bu işi çözebiliyoruz. Onu da gördük. Dolayısıyla çok artık böyle hastalık hastası olan insanlar var. Her poliyi yıkayan, gıdaları işte deterjanla yıkayan. Bunların çok gerekli olmadığını anladık artık. Başta evet. biz de öyle zannediyorduk salgının hızında. Geldiğimiz noktada biliyoruz. O kadar böyle işte paranoyak olup bunları tuhaf temizlik yöntemleri yapmaya gerek yok. Şunları yaparsak çok basitçe maske, sosyal mesafe ve el hijyeni işi çözebiliyoruz. Evet, evet. Hocam dediğiniz gibi eğer poşet vesaireden geçmiş olsaydı herhalde şu anda vaka sayıları çok farklı görülürdü. Onlarca kat fazla vakamız fazla olabilirdi. Evet. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler ve altını rica çizdiğiniz önlemler için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Bey'e de saygılar, sevgiler. İyi günler hocam.